Muharrem ayı ve aşure gününün fazileti. Merhum Mehmet Said Arvas. 27 Temmuz 2023. Türkiye Gazetesi. Aşure günü Muharrem ayının en kıymetli günüdür. O gün tutulan oruç bir senenin günahlarına kefarettir. Aman kaçırmayalım dalgınlığa gelmeyelim. Hz. Ali radiyallahu teala an anlatır. Bir gün huzuru saadette oturuyorduk. Bir adam gelip şöyle sordu. Ya Resulallah, Ramazan orucu farzdır, tutuyoruz. Ondan sonra hangi ayda tutmamı tavsiye edersiniz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah'tır. Yani Allahu Teala'nın ayıdır. O ayda Rabbimiz birçok kavimlerin tevbesini kabul buyurdu. Bundan sonra tevbe edenlerin de tevbesini kabul eder. İbni Abbas radıyallahu an buyurdu ki Peygamberimiz aşure günü oruç tuttular ve tutulmasını da emrettiler. Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın yıl boyu rızkı bereketlenir. Aşure günü tek oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Yahudiler de aynı gün tutuyorlar. Onlara benzememek için iki gün tutmalıdır. Allahu Teala birçok duaları aşure günü kabul buyurdu. Birçok peygamberin ve müminlerin kurtuluşu bu mübarek güne rastlamıştır. Hz. Hüseyin radıyallahu an ise aşure günü şehadet şerbetini içerek Rabbine ve sevgili dedesine kavuşmuştur. Hz. Hüseyin ve ağabeyi Hz. Hasan Medine-i Münevvere'de dünyamızı şereflendirmişlerdi. Mübarek dedeleri başta olmak üzere bütün sahabiler tarafından çok sevilmiş, takdir edilmiş ve el üstünde tutulmuşlardı. İslam dini uğrunda pek sıkıntı çekmemişlerdi. Bu da derecelerinin Bilal-i Habeşi, Ammar bin Yasir radıyallahu anhüm gibi imanları uğrunda eza ve cefaya maruz kalanlardan daha düşük olmasına sebep olacaktı. Rabbimiz onları çok sevdiğinden makamlarını yükseltmek için ikisine de şehadet rütbesini ihsan buyurdu. Bu iki mübarek insanın şehit olmaları bizler için musibet gibi görünse de onlar için büyük nimet olmuştur. Biz bu hadiselere üzülsek de onlar dereceleri yükseldiği için kim bilir ne kadar sevinmişlerdir. Musa aleyhisselam bir yerden geçerken bir adam adamcağıza rastlar. Bakar ki yabani hayvanlar tarafından parçalanmış. Zavallının vücudunun bir kısmı yenmiş, bir kısmı terk edilmiş. Musa aleyhisselam taaccüp ederek, Ya Rabbi dedi, ben bu kulunu tanırdım, salih, abid, mütteki bir kimseydi. Seni de çok severdi. Acaba bu musibet başına neden geldi? Hikmeti nedir? Allahu Teala buyurdu ki: "Ya Musa, doğrudur. Bu kulum bizim salih kullarımızdan biriydi. Muhabbet ehliydi. Ancak bizden çok yüksek makamlar talep etmekteydi. Ne var ki amelleri o makamlara çıkmasına kafi değildi. Biz ona bu musibeti verdik ki istediği makamlara erişsin.